Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Saffat Suresi 40-74. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Okuyacağımız bölümde Allah-u Teala hem cennetten hem de cehennemden bazı durumları bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim şu şehadet aleminde, gördüğümüz alemde görülmeyen alemin bir dili ve Kur'an-ı Kerim ahiret alemlerinin mukaddes bir haritası. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda ahirette neler olacak, cennette durumlar nasıl, cehennemde durumlar nasıl, bununla alakalı bilgileri de görmekteyiz. Cenab-ı Hak bugünkü okuyacağımız bir bölümde şöyle bildiriyor. İlla ibadallahil muhlasin, ancak Allah'ın muhlas kulları, kendilerine ihlas verilmiş olan, dinde samimi olan kullar müstesna. Daha evvelinde ceza, Allah yolunda gitmeyip de Allah'a isyanda hayatı geçenlerin cezası nazara verilmişti. Burada da devamı mahiyetinde ancak Allah'ın halis muhlis kulları müstesna. Yani onlar cehennemde olmayacak, onlar cennette bulunacaklar. Ve onlar yaptıkları amellere bire bir değil, en az bire on, Allah dilediğinde çok daha ziyadesiyle karşılığını görecekler, sevabını alacaklar. Ulaike lehum rizkum ma'lum. Onlar için belli bir rızık var. Bu belli bir rızık ayetin devamında fevakih, cennet meyveleri. Ve hum mukramun, ve onlar orada ikrama mazhar olacaklar. Orada şerefli, itibarlı olacaklar. Cehennem ehli cehennemde tamamen bir zillet içindeyken onlar cennette gayet hoş, gayet güzel bir şekilde ikrama mazhar olacaklar. Burada cennetteki rızkın malum olması, aslında cenneti görmedik ama Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, daha önceki semavi kitaplarda anlatılmasıyla zihinlerde az çok bir cennet imajı meydana geliyor. Ve cennet denildiğinde her şeyin en güzel olduğu, en ideal boyutların tahakkuk ettiği, nimet itibariyle de en güzel nimetlerin bulunduğu bir mahal, bir saadet diyarı anlaşılıyor. Ve diğer alemde açlık elemi, öyle bir elem yok. Daha doğrusu cennette yaşayanlar için hiçbir elem yok. Peki yemek yemeleri niçin? Yemek yemeleri lezzet için. Mesela bir insan meyveyi lezzet için yiyor ve aynı zamanda gıdasını da almış oluyor. Diğer alemde cennet meyveleri ehli imana böyle bir lezzet olacak. Lezzet için onlara verilecek. Ale fi cennetin naim, onlar naim cennetlerinde, her taraftan nimetlerin kendilerini kuşattığı naim cennetlerinde olacaklar. Ala sürünün mütegabilin, tahtlarına kurulmuş vaziyette, karşılıklı cennet iskemlelerinde birbirleriyle sohbet edecekler. Malum ayette tasvir edilen durum dünyada da en güzel durumlardan biridir. Böyle insanlar tahtlarına, iskemlelerine kurulur, güzel bir şekilde sohbet ederler. Cennette artık orada amel yok, orada bir takım mükellefiyetler yok. Cennet tamamıyla bir ikram yeri, tamamıyla bir lezzet, saadet diyarı. Yutafu aleyhim bi ke'sin min ma'in, onlara kaynağından alınmış dolu kadehler verilecek. Etraflarında hizmetçiler tavaf edecek, adeta dört dönecek. Bir insan güzel bir lokantaya gitse, orada garsonlar buyurun efendim ne istersiniz diyorlar ve ona hizmet ediyorlar. Gerçi dünyada bunun bedeli de ödeniyor. Lüks bir lokantaya gitmişseniz epey bir masraf da çıkıyor. Ama diğer alemde artık masraf yok ve cennette insanlara hizmet edecek varlıklar da yaratılmış. Huriler, gılmanlar. Onlar cennet ehlinin hizmetkarları durumunda olacaklar ve onlara hizmet edecekler. Kendilerine kaynaktan doldurulmuş, gayet böyle lezzetli,
cennet şarabından takdim edecekler. Burada cennet şarabı derken ve sagahum rabbuhum şaraben tahura, onların Rabbi onlara tertemiz bir içeceği takdim eder. Şarap kelimesi Türkçedeki anlaşıldığı manada sarhoşluk veren içki anlamında değil, meşrubat dediğimiz türden, içilecek şeyler manasında en güzel içeceklerden onlara verilecek. Bir önceki ayette yiyecek olarak cennet meyveleri nazara verilmişti. Burada da onların içecek cihetine dikkat çekiliyor. Beydae, böyle tamamen o kadehler, onlara sunulan o kadehler pırıl pırıl vaziyette ve gayet şeffaf. Nasıl ki dünyada da bir takım kadehler var, daha böyle estetik oluyor, içini daha güzel gösteriyor. En güzel kadehlerde, o duru kadehlerde kendilerine cennet şarabından takdim edilecek. Lezzetil lişşaribin, içenlere lezzet veren o cennet içeceğinden verilecek. La fiha gavlun, onda bir sersemletme yok. Yani malum dünyada içki içenler daha ilk kadehleri alır almaz şöyle bir çarpılıyorlar, şöyle bir sendeliyorlar. Ama diğer alemde, cennette sunulacak şarabı cennette bu şekilde bir sersemletme yok. Keyiften böyle insanı zevkle dolduracak. Ve lahum anha yunzefun, ve ondan sarhoş da olmayacaklar. Yani dünyada insanlar içiyor, sarhoş oluyor ve acınacak bir hale geliyorlar. Diğer alemdeki o dostlar meclisinde onlara verilecek o güzel içecekte ne bir sersemletme ne sarhoş yapma söz konusu değil. Ve indahum gasratut tarf ayin, ve orada iri gözlü dilberler, yani böyle kocalarına hasr-ı nazar etmiş, gözü başkasında olmayan dilberler olacak. Kennehunne beydun meknun, sanki onlar gün görmemiş o bembeyaz yumurta misali. Burada da onların güzelliği cihetiyle bir tasvir yapılıyor. Fe akbala ba'duhum ala ba'din yetesaelun, cennet ehli birbirlerine yönelirler, birbirlerinin durumlarıyla alakalı konuşmaya başlarlar. Gale gailun minhum, onlardan biri dedi. Ayet-i kerime geçmiş zaman sıgasıyla anlatıyor. Onlardan biri dedi. Aslında şu anda cennette kimse yok. İnsanlardan kimse yok. İleride böyle diyecek. Bunun geçmiş zaman ifadesiyle anlatılması vukuunun kat'i olduğunu gösteriyor. Yani ileride mutlaka bu yaşanacak ve böyle olacak. Bu açıdan geçmiş zaman ifadesiyle ifade ediliyor. İnni kâneli garin, benim bir arkadaşım vardı. Yegûlu e inneke leminel musaddıkîn, bana diyordu ki gerçekten sen tasdik ediyor musun? Yani Allah'a inanıyor musun? Öldükten sonra dirilmeye inanıyor musun? Öyle anlaşılıyor ki bu arkadaşı inkarcı birisi ve cennetteki o kimse dostlar meclisinde onun hikayesini etrafındakilere anlatıyor. E izâ mitnâ ve künnâ turâben ve izâmen, yani biz toprak olduğumuzda, kemik haline geldiğimizde e innâ lemedînûn, o zaman mı cezalandırılacağız? Yani sen öldükten sonra dirilme var diyorsun, orada bir ceza var diyorsun ama biz öleceğiz, toprak olacağız, kemikler haline geleceğiz, o zaman mı cezalandırılacağız? Olur mu böyle şey diyor. Gâle hel entum muttalûn, dedi ki siz ona muttali misiniz? Yani onun durumu şu anda ne biliyor musunuz? Onlar da hayır diyorlar. Bu kısım tefsirlerde anlatılır. Ve fattala'a, ona muttali oldu. Yani cehennemdeki o hali kendisine gösterildi. Ferra'ahu fi seva'il cahim, ve onu, o inkar eden, öldükten sonra dirilmeyi inkar eden kimseyi cehennemin ta ortasında gördüm. Gale ve dedi, ona şöyle dedi. Tallahi, Allah'a yemin ederim ki in kitte letürdin, az kalsın beni de helak edecektin. Az kalsın beni de oraya senin yanına çekecektin,
cehenneme yuvarlayacaktın. Velev le ni'metu rabbi, şayet Rabbimin nimeti olmasaydı, leküntü minel muhtarin, ben de bu şekilde cehennem azabına götürülen, sevk edilenlerden biri olurdum. Burada demek ki aralarında mücadele geçmiş, o anlaşılıyor. Fikri mücadele yapmışlar. Allah'a inanan, ahirete inanan inancını ifade ediyor. Diğeri de onun inancıyla dalga geçiyor ve onu şüpheye düşürmeye çalışıyor. Ama Allah'ın lütfuyla o kimse imanında sebat ediyor. Ve bunun neticesi birisi cennette, diğeri cehennemin ta ortasında. Efemâ nahnu bimeyyitin illâ mevtetenel ula. Yani ilk ölümden başka biz ölecek değiliz. Yani sen de artık gördün mü, anladın mı bunu? Ve mâ nahnu bimuazzebin, ve biz azap görecek de değiliz. Şu manada değerlendirilebilir. Muhatabı ilk ölümle her şey bitecek diyordu. Ama bu ona işte gördün mü, bak ilk ölüm var. Yani bir defa öleceğiz ama ardından hayat devam edecek. Sen azap yoktur diyordun. İşte bak şu anda azapla karşı karşıyasın. Ehli iman için azabın olmadığını biz söylemiştik. Şu anda elhamdülillah cennet bahçelerindeyiz diye muhatabına bunları hatırlatıyor. İnne hâzâ lehuvel fevzul azim. İşte bu büyük kurtuluştur. Yani cehennemden kurtulmak büyük kurtuluştur. İnsan dünyada da bazı kurtuluşlar yaşar. Zindandan kurtulur, borçtan kurtulur, hastalıktan kurtulur. Bunlar da birer kurtuluştur. Ama en büyük kurtuluş cehennemden kurtulmak, cennete dahil olmaktır. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ İşte böyle bir şey için çalışanlar buna çalışsınlar. Yani kendilerini cehennemden kurtarmaya, cenneti elde etmeye çalışsınlar. Bunun için çalışmaya değer. Ve insan bunun için yaratıldı. Onun için bu dünyaya gönderildi. Ve şu dünyadaki hayatımız da bunun netice verecek şekilde tanzim ediliyor. Bizler ölüme mahkum insanlarız. Ama önümüzde ebedi bir hayat var. İnsan bu açıdan bir yolcu. Şu dünya hayatında vaktini değerlendirecek, cehennemden kurtulmaya, cenneti kazanmaya gayret gösterecek. Burada dikkatimizi çeken bir hususu sizlerle paylaşmak isterim. O da şu: cennet ve cehennem birbirinden çok uzak. Ama ayetten görüldüğüne göre cennetteki kimseler bazen bu gibi durumlarda cehennemdekilerin halini görebiliyor. Bu da cennettekilerin nimetini artırıyor, lezzetini artırıyor. Kendilerine zulmeden kimselerin cehennemde ceza gördüklerini görmek onları rahatlatıyor. Elhamdülillah adalet yerini buldu diyorlar. Günümüzde canlı yayınlarla insanın sesi ve görüntüsü dünyanın her tarafında duyulabiliyor ve görülebiliyor. İşte cennet ve cehennem birbirinden çok uzak olmasına rağmen demek ki birbirlerini bu manada görebilecekler ve seslerini duyurabilecekler. اَذَٰلِكَ خَيْرِ نُزُلًا İkram olarak bu mu daha hayırlı? اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّمْ Yoksa zakkum ağacı mı? Burada konunun diğer cihetine geçiliyor. Cennet tasvir edildikten sonra cennettekilerin kendi aralarındaki sohbeti ve cehennemde olan birisiyle görüşmeleri, görüntü itibariyle görüşmeleri nazara verildikten sonra cehennemdeki hayat anlatılıyor. Ve işte cennettekilere böyle bir ikram yapılacak. Bu mu hayırlı, yoksa cehennemdekilere verilecek olan zakkum ziyafeti mi? Zakkum çölde yetişen dikenli ve meyvesi gayet acı, insan ağzına alsa kolay kolay yutamayacağı, hiçbir tadı lezzeti olmayan, üstelik acı veren bir bitki. Ve Kur'an-ı Kerim dünyadaki güzel şeyleri cennete misal olarak kullanıyor ve kötü şeyleri de cehenneme misal olarak kullanıyor. İşte cehennemde de en kötü şeyler olacak. Cennette tuğba ağacı olması misali, cehennemde de şecere-i zakkum, yani zakkum ağacı bulunacak.
Cennettekilere çok güzel ikramlar yapılırken cehennemdekilere de o zakkum ağacının meyvelerinden yedirilecek. Yani bu dikenli şeylerin bir insana yedirilmesi gibi, o gibi bir durumu tasvir ediyor. Türkçe'de daha çok zakkum, zıkkım diye halk arasında ifade edilir. Bu zakkum kelimesinin zamanla biraz değişmiş şeklidir. Hatta içki içenlerle alakalı zıkkım içesice gibi halk arasında kullanılan bir tabir bu zakkum kelimesinden gelmektedir. İnna cealnâhe fitneten lizzalimin. Biz o zakkum ağacını zalimler için bir fitne kıldık. Yani şu dünya hayatında mesela müşrik olanlar cehennemde zakkum ağacını duyduklarında demişler ki Muhammed'in haline bakın. Hem cehennemin ateşle dolu olduğunu söylüyor hem de cehennemde bir ağaçtan söz ediyor. Tamamen ateş olan bir yerde ağaç nasıl olsun? Böyle ifade ediyorlar. Ve bu da bir imtihan meselesi. Bir şecere-i zakkumla da insanlar imtihan ediliyor. Allah ateşin ortasında zakkum ağacı da yaratır mı? Yaratır. Nasıl ki denizin dibinde ne kadar ağaçlar da var. Bugün televizyonlarda görebiliyoruz. Suyun içinde ağaç var. Allah-u Teala orada ağacı bitirdiği gibi ateşin içinde de oraya münasip şekilde ağaç bitirir. Keyfiyetini bilemiyoruz ama amenna ve saddakna diyoruz. Ve o zalimler bu zakkum ağacının meyveleriyle orada meftun olacaklar ve bundan dolayı ızdırap çekecekler. İnneha şecara tahrucu fi aslil cahim. O cehennemin kökünde biten bir ağaçtır. Tal'uha keennehu ru'usu şeyatin. Ve onun tomurcukları şeytanların başları gibidir. Tabii insan şeytanı görmedi. Şeytanın başını da insan bilmez. Ama şeytan denildiğinde zihinlerde böyle menfi bir imaj meydana gelir. Boynuzlu şeytan gibi, çirkin bir sima gibi hemen bunlar hatıra gelir. Mesela güzellik içinde melek tabiri kullanılır. Falanca var ya melek melek. Halbuki meleği görmüş değilizdir ama onun uysallığı, munisliği, güzelliği melek ifadesiyle ifade edilir. Burada da bir benzetme var. Buna teşbih-i muhayyel, hayale dayalı teşbih deniliyor. İşte o ağacın, cehennemdeki zakkum ağacının tomurcukları, kendisinden meyve bitecek yerler sanki şeytanların başları gibi. Öyle çirkin, öyle meymenetsiz. فَاِنَّهُمْ لَاَكِلُونَ مِنْهَا. O cehennem ehli bundan yiyecekler. فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Karınlarını bununla dolduracaklar. Daha evvelinde cennet ehlinin cennet meyveleri yemesi nazara verilmişti. Ve bunun peşine bir de cennet şarabından içmeleri nazara verilmişti. Burada da cehennem ehline çekilecek ziyafet, azap ziyafeti, yeme itibariyle de bir azap bu anlatılıyor. Ve onlar zakkum ağacının meyvelerinden yiyecekler. Ve ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَم۪يمٍ. Sonra kaynar sudan irinli bir şekilde onlara su içirilecek. Yani bir insan böyle bir şeyler yediğinde üzerine bir şey de içmek ister. O kadar berbat şeyi bunlar yiyecekler. Üzerine içecek olarak da kaynar sudan bağırsaklarını böyle delik deşik edecek, irinle dolu, kanla irinle dolu pis bir karışım olan şey onlara içirilecek. Summe inne merciahum le ilel cahim. Sonra onların dönüşü ateşe olacak. Böyle bir ziyafet, zakkum ziyafetinden sonra onlar cehennem ateşine tekrar götürülecekler. İnnehum elfev ebâhum dâllin. Çünkü onlar babalarını, atalarını dalalet üzere buldular. Fehum ala âthârihim yuhraun. Koşarak kendileri de onların peşinden gittiler. Yani akıllarını kullanmadılar. Kör taassuba, taklide saplandılar ve kötü yolda giden ecdatlarının peşinden onlar da gittiler. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ. Onlardan önce ekserisi yoldan çıkmıştı.
Yani insanlık tarihinde ekseriyet doğru bir yolda gidememiştir. Dalalet yolunda gitmiştir. İşte burada medarı bahsedilenlerden de onlardan evvel insanların çoğu yoldan sapmıştı, yoldan çıkmıştı. Belagat ersalna fihim munzirin, biz onlar için de uyarıcı peygamberler göndermiştik. Yani her kavme bir uyarıcı var. Her kavme yol gösteren peygamberler, elçiler var. Onlara bu şekilde uyarıcılar gönderildi. Fenzur keyfe kâne akibetül munzerin, bak bu uyarılanların akıbeti nasıl oldu? İlla ibadallahil muhlasin, ancak Allah'ın muhlas kulları, ihlasa erdirilmiş, samimi olanlar böyle değil. Onlar cehennem azabında değil, cennet bahçelerinde daimi bir şekilde keyiflerine bakacaklar, daimi saadete mazhar olacaklar. Cenab-ı Hak bizleri muhlas olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.